Herkese merhaba. Bu videomuzda Burak'la birlikte Peugeot bayi gezisi yapacağız. Ocak sonunda, Şubat başında Peugeot'da hangi modeller var? Fiyatlar ne alemde? Birlikte bakacağız. Ama öncesinde videoyu izledikten sonra videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi gelin şimdi birlikte Peugeot bayisinde ışınlanalım. İlk aracımız Peugeot Rifter. Şöyle önce bilgilerini göstereyim. 1.5 GT 130 beygir dizel bir araç. Opsiyonlar bunlar varmış üstünde. Metalik boya, grip kontrol, sürüş asistanı, navigasyon. Fiyatı da 470.500 lira. Gel Burak. Renk ne düşünüyorsun? Güzel. Evet, bu renk çok güzel gerçekten. Evet, Rifter'a yakışıyor. Ya bu renk genel olarak her araba yakışıyor da Rifter'a daha çok yakışıyor. Evet. Zaten bunun incelemesi bir bizde bu var. 5008'e yakışıyor. Aynı bu yerde bu renk bir 508 vardı. 5008. 5008 çekmiştik. Pardon. Evet, çekmiştik. Rifter'da çekmiştik. Aynı evet. Bu renk. Aynı. Onun incelemesinde kartlardan bulabilirsiniz. Rifter dışarıdaydı. Çok genel bir bakış yapalım. İşte GT pakette GT yazımız var. 17 inç jantlar var. Piano Black aynalar var. Piano Black tavan rayları, karartmalı camlar falan var. 4 disk var. Mesela 4 disk güzel. Evet. Arkaya dönelim. Bunun en güzel şeyini biliyor musun? Şurada şey var. Şuna bassana bir. Bas. Aç camı aç. Arka cam açılıyor. Bildiğin buradan. Kontrolüne bir daha. Tamam. Bu arabanın güzelliği bu. Bagaj açılıyor işte camsız. Mesela dar bir yerdesin. Bagajda eşyan var. Böyle alabiliyorsun. Aynen. Yetişiyor mu dibe? Yetişiliyor yani. Buradan bak kolumu uzattım. Ben bitteyim. Aynen. Bunu biraz kapatırken işte çok narin davranmayacağım. Bildiğin. Bak kapanmadı gördün mü? Böyle kapatsın. Bagajı aç. Bu arada geri gümüş kamerası var. Çek peki. Çek. Ağır biraz. Bagaj kapağı biraz ağır. Sen çek istiyorsan. Neyi? Beni sen çek. Onun haricinde İşte biraz zaten çektik, bir sürü incelemesi var. İki kademeli rafı var falan. Şu ara bölme var. Ha bak bunu. Burası güzel. Ben bunu seviyorum. Bir de içine bakalım genel. Geçelim sonra. Ama açarken ağır, kapatırken bir ağırlığı yok yani. Gel. Şu kapı üstüyle başla. Bak bu arabada bir de şunu seviyorum. Şuraların rengi böyle farklı ya. Bu güzel. Kamerada bronz gibi gözüküyor. Bronz gibi zaten. Ama bu bizim açımızdan dolayı şu an. Evet, içeriği de genel al. Çok içeriği de genel görelim. PSA ticarilerinde en güzel iç mekan bunun bence. Bence de. Şu arka güzel kapıyı da aç bir. Direksiyon çok güzel. Arka kapıyı da aç bir. 3 tane ayrı ayrı koltuk. 3 ayrı koltuk. Gir içeri. Ortadan genel bir görüntü al. Şimdi iç mekanın genel görüntüsü de çok güzel. Özellikle şu tavana çekebilecek misin bilmiyorum. Işıklandırması rafın. Arada bölme var. Şurada bir bölme var. Ve ışıklandırması tavan. Güzel. Camli tavan. Passat Hignan. İç mekan da genel olarak güzel arka duruyor bence. Yani. Diğer ticarilerine göre PSA'nın. Bunda tabii grip kontrol artısı var. Hadi gel şuraya diğer aracımıza geçelim. Binerken kafamı çarpmıştım. Ha evet. Diğer aracımız Peugeot 508. GT donanımlı. Güzel çek. Önden al önce. Git bir özelliklere ve şeye bakalım. Fiyatına bakalım. Opsiyon olarak ne varmış? Sedefli boya. Gerçekten güzel. Panoramik cam tavan. Ahşap ön göz kaplama. Bence bu ahşap kaplama var ya hepsinden güzel. İçeride bakarız. Bir de lamba döşeme var. Evet. Bu eliksir kırmızı diye geçiyordu 208'de. Bunda da öyle muhtemelen. Gerçekten arabayı çok güzel gösteriyor. Bu elmas kesimi ön panjuru falan çok güzel bunun. Diğer Allure'da biraz daha farklı. Bu GT'de biraz daha farklı. Bu 225 beygir olan bu arada. Şu detayı alabileceksin mi? Peugeot Full LED teknoloji. Yana doğru dön. Siyah ayna kapaklarımız var. Çok agresif duruyor. Ben çok seviyorum evet. 508'i. Özellikle bu yanda 19 jantlar var. Biz bunun şeyini çekmiştik. Farklı bir rengini çekmiştik. O da çok güzeldi.
235-40-19. Konturu da tam böyle şey değil, parlak değil. Biraz füme var, o da güzel. Gel arkaya doğru. Arkası da çok agresif arabanın. Bu stoplar karartmalı gibi. Yakınca da böyle selamlıyor, onlara görüntüsünü koyarım. Bir bagajı açalım. Elektrikli tabii. Bagajı bir sedana göre çok iyi. Camla açılmasının avantajı. Passat'tan falan burada. Küçük ama camla açıldığı için şey oluyor. Full'ünü kullanabiliyorsun. Şu pandizot şeyle birleşik. Altta da ince stepnesi var. Güzel bak, burada Focal'in şeyi var. Subwoofer'ı var. Ondan sonra 12 voltu var. LED aydınlatması var onun altında. Güzel. Çekin. Basalım, kapatalım. Ayakla göstermenin olması için anahtarın yanımda olması gerekiyor bunda. İçeriye gel soldan, ben sağdan geleyim. Direksiz kapıyı göster. Direksiz kapılar çok güzel. Gel iç mekana. Koltukların baldır desteği var. Altta düğme var. Ona basıyorsun, açılıyor. Bas yukarı doğru. Baldır desteği var. Şu koltukların döşemesinin rengi çok... Bizim çektiğimiz beyaz döşemeydi galiba. O biraz daha farklıydı. Bu daha güzel. Nappa. Nappa. Sen doğru tut. Bak bu ahşaplar Piano Black'ten güzel bence. Burada ben de oturayım. Ambiyans aydınlatmamız var. Bunu çektik zaten. İncelemesi kanalı var. Burası mesela telefon için. Aynen. Şöyle telefon. Benimki biraz küçüktür. 12 volt da var. 2022'de bir şey değişmiş mi? Ona bakıyorum. Yok. Kapı tutaman yok. Bunun en eksi yanı o. Siyah tavan. Aynen siyah. Çok severim. Cam. Üst cam da böyle karartmalı. Çifirli. Evet. Bununla kapanıp perdesi de elektrikli. Kendi de elektrikli. Ekranımız var falan. Kokpit yerleşimi çok güzel. Böyle kademeli kademeli. Focal'in surround hoparlörü var ortada da. Gel ortaya. Focal'in surround hoparlörü var ortada. Buzalar falan tabii yumuşacık, deri her yer. Güzel. Lüks insanı şımartıyor ya. Bak burası da geniş falan. Bunun incelemesi var zaten. Kanalda izleyebilirsiniz. Otomatik park var bunda. Otomatik park var bunda. Joystick'ten de vazgeçiyorlar artık. Yeni 308'de düğmeye döndüler. O da çok şık görünüyor ama. Çok güzel. Bu güzel. Sürüş modu falan da var. Bu yumuşacık her yer. Altta ne var? Altta kablosuz şarjı çok güzel yere koymuşlar. Evet. Burada bak, burası kablosuz şarj, USB'ler falan. Torpidosu bile. Burası güzel. Alt taraf yer tasarruflu. Evet. Arkaya bakalım bir de. Arka biraz daha klostrofobik ama. Bu direksiz kapılar çok değişik ya. Şeyi çek. Şu karbon detayı çeksene C-Sütun'undaki. Evet. GT logosu ve karbon detay var kapının kapandığı yerde. Gel şimdi içeriye. Benim oturduğum koltuk biraz geride olduğu için dar, oturamayacağım. Arkası biraz klostrofobik. Yani diğer Passat'a, Superb'e göre biraz daha dar ama genel anlamıyla hoş. Kol dayaması var. Kol dayamanın içinde ne var ona bakacağım. Bardaklık var. Bagaja erişim var. Ve bak biraz şey, boğuk. Ben böyle mesela tavanı çok alçak. Çocuk koltuğu olsa mesela burada, tamam mı? Ben böyle iki büklüm olacağım. Evet. Ama sen... sportiflik için değer mi? Bu araba 225 beygir. Aile arabası isteyen ben gitsin Passat alsın. Ben 1.56'yım. Aile arabası isteyen gitsin Passat ve Superb alsın. Bir karış var. Ver bana, ben çekeyim seni. Bak. Otur. 1.56 bir insan. Bu. Ben geleyim oraya. Sen gel buraya. Gel buraya. Tamam. Gel. Hızlı bir şekilde. Kapıdaki şu detaylar çok güzel. Şuralar. Yine ahşap detayı, krom. Evet, otur bakalım. Bunun sen kaç? Benim, 1.74. Benim pozisyondan bir tık geride. Ben 1.76'yım. 1.75, 1.76 falan. Tamam. Diz mesafesine çok bakmayın. Biraz öne gidebilirim ama. Ne kadar daha... var tavanda? Elinle göster. Şu kadar. Bende de bir karış. Ama böyle boğmak hissetmedim kendimi çok. Evet, çok boğmak. Bir tık şurası aşağı iniyor ya, göz hizama geliyor. Cam tavan olsa... Var, önde var ama arkaya gelmiyor. Şurası bak, cam tavanın mekanizmasından dolayı burası aşağı iniyor için. Şu girinti olsa bile burası senin gözüne evet. Geliyor. Bir de şurası geliyor ama onun de çok güzel. Gel otururken koltuklar falan çok rahat. Evet, koltuklar acayip. Çok şımardık, diğer arabaya geçelim. Bence de. Üç numara.
Peugeot 208. Bununla incelemesi var kanalda. Bu satılmış gerçi. Çok detaya bakmayız. Ne bu? 1.2 turbo 100 beygir. Fiyatı neymiş? Fiyatlar uçmuş bu arada. Ben bayağıdır araba videosu çekmiyordum. 200 küsür bin liraydı. Metalik renk. Rengi çok güzel. Gel buradan yan tasarım ışık alan yerden al. Rengi benim hoşuma giden renklerden biri. Sarı. Evet, üstümdeki de sarı. GT olsa GT'sinde kırmızı ve sarı çok güzel. Evet. İşte bunun bu Prime, bu aktif değil Prime. LED farı var. Bak LED teknoloji yazmış zaten. Aslan dişi falan var zaten. Aslan dişi armada. Aynen. 16 jantlar güzel renk olarak. Artık biraz farklılık olsun ya. Ben, dur geleceğiz gel. Arkaya gel. Ben unutmuşum bayağıdır. Bak bunda LED stop var. Ben bayağıdır 208 görmüyorum. Ben yollarda yine görüyorum. Clio'nun yanında biraz şey mi kaldı acaba? İnsanımız Clio tercih etti. Bu da çok güzel aslında. Paspaslarımız falan koymuşlar buraya. Bagaj eşiği biraz aşağıda. Ama hatchbacklerin kaderi o. Aşağıda bir stepnesi var. Sanki GT ile malzeme kalitesi farkı var gibi. Var. İçeri gel. Sağdan gel. Ben soldan geleyim. Turuncu. O çok güzel. Ya şundan kurtulamadı ya Peugeot, ben ona yanıyorum. Ya, otomatik vites bu. Evet. Koltuk kumaşı falan güzel ama. Bak deri direksiyonu da güzel. Oturmayalım. Oturalım mı? Satılmış ama. Çok güzel. Evet. Bak bu, aha bak Prime'a da büyük ekran gelmiş. Evet. Biz aktivi çektiğimizde büyük ekran yoktu. Bu dizayn böyle değildi. Buraya fiziksel ses butonu gelmiş. Gösterge de hayal ettiğim. Değil. Tersine devir. Bu da güzel ama. Bu da güzel bir görüntü oluyor. Ortada evet, buluşuyorlar. Evet. Sabitleyici falan var. Ortada buluşuyorlar mı lan? Ortada buluşması için top speed gitmen lazım. Fast drivers mısın sen? Böyle güzel olmuş. Devam. Tavandaki piyano bilek. Spoiler piyano bilek. Spoiler. Böyle güzel olmuş bu da. Hadi çıkalım, kapanış yapalım. Arkaya baktık. Biz çektik bunu. Çok çektik. Arkadaşım. B segmentinin yine iyi modellerinden. Ben seviyorum 208'i. Param olsa tamam, alırım. Beyaz. Ama işte bir zamanlar yazın GT'si 320 bin lira olmuştu. Ben o zaman biraz şey yapmıştım, şaşırmıştım. Şu an bu 427 bin lira. Antrasit tavan. GT'de var antrasit tavan. Biraz daha boğunak, evet. Tamam, hadi dışarı çıkalım, kapatalım. Evet, bayi gezisini yaptık. Bayiden çıktık, eve geldik. Sizce bu 3 model nasıl buldunuz 3 modeli? Fiyatları ne alemde? Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.